10. sınıf din kültürü, din ve hayat ünitesi, din ve ekonomi konusuna başlıyoruz. Toplumsal hayattaki temel alanlardan birisi de ekonomidir. Ekonomi, bir insan topluluğunun ya da bir ülkenin yaşayabilmek için üretme ve bunları bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerden doğan ilişkilerin tümü. Evet, ekonomiyle, ekonomik hayatla ilgili de dinimizin belli tavsiyeleri var. Bununla ilgili ilk olarak üretmeyi ve çalışmayı dinimiz emretmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki bir ayette o Allah geceyi içinde dinlenesiniz diye sizin için yaratan, çalışıp kazanmanız için de gündüzü aydınlık kılandır diyor. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur diye de ifade ediyor. Peygamberimiz de bu konuyla ilgili dilenmeyi ve boş boş gezmeyi hoş görmez, çalışmayı öğütler. Peygamberimizin bir sözünde herhangi biriniz sabah gidip odun toplayıp sırtında taşıması, onu satarak ondan harcaması, dolayısıyla insanlara muhtaç olmaktan kurtulması, başkalarına el açmaktan kendisi için elbet daha hayırlıdır diyor. İnsan elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir diye ifade ediyor. Yine Peygamberimizin Sa'd bin Muaz'ın ellerinin nasırlı halini görünce işte bu eller Allah'ın sevdiği ellerdir diyerek çalışan kişiyi, çalışmayı övmektedir. Kur'an-ı Kerim'de erkeklerin kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var şeklindeki ifadeyle kadınla erkek arasında çalışmanın farklı olmadığı, ikisinin de çalışabilir olduğunu ifade ediyor. Yapılan her iş meşru olduğu sürece makbuldür diyor. Ve kadın ve erkeğin çalışmasında da herhangi bir fark gözetmiyor. Helal kazancı dinimiz emrediyor. Kişinin kendi elinin emeği bir de dürüst kazancın ticaretidir diyor. Temiz kazancı, helal kazanca. Dolayısıyla helal kazanç elde etmek dinimizce önemlidir. İş ve ticaret hayatında belli ilkeler dinimiz ortaya koyuyor. Bunlardan bir tanesi açıklık, dürüstlük, güven, doğru sözlülük, sözünde durmak, şart ve anlaşmalara bağlı kalmak, zayıflık, bilgisizlik ve sıkıntıda olmayı kötüye kullanmak gibi ilkeleri ortaya koyuyor. Bu ilkelere göre hareket edilmesini tavsiye ediyor dinimiz. Haram lokma ile beslenen bir vücudun eylemlerinin faydasız, gayrimeşru yollarla sermayenin kazanç ve karının da bereketsiz olduğunu ifade ediyor. Haram yollarla kazancın elde edilmemesini emrediyor. Ey insanlar, yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlardan yiyin, şeytanın peşine düşmeyin, zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır şeklinde ifade ediyor. Evet, iş ve ticaret hayatında rıza ve karşılıklı gönül hoşnutluğunu önemsiyor. Aldatmayı, yalan söylemeyi, zorlamayı, kara borsacılığı, karşı tarafın sıkıntıda olmasından yararlanmayı, belirsiz ve risk sömürüsü yoluyla kazanç elde etmeyi yasaklıyor. Ve hırsızlığı, gasp, rüşvet, ölçü ve tartıda hile yapmak ve kumarı da kesinlikle haram kılıyor. Helal yollarla kazanç elde etmeyi dinimiz ifade ediyor, emrediyor. Ve faizi de yasaklıyor. İnsanlar arasındaki fiyatları arttırma, müşteri kızıştırma, aldatma gibi şeyleri, uygulamaları da kesinlikle
dinimiz yasak ediyor. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde ticari anlamda ifade ettiğimiz şeylerle ilgili bu etkinlikte görüyoruz. Faiz yiyenler, şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar şeklinde devam ediyor. Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin diyor. İnsanlardan alırken ölçüp tartılarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekarlara yazıklar olsun diyor. Bizi aldatan bizden değildir diyor yine Peygamberimiz. İnsanlara satmak üzere mal getiren rızıklandırılır. Malını stoklayıp kara borsaya düşüren lanetlenir. Faizcilikle zenginleşen kişinin sonu mutlaka fakirliktir diyor. Evet, İslam'da insanların ekonomik kazançlarını değerlendirmenin bir sonucu olarak da mal mülk edinme olayları vardır. Mal ve mülk edinme İslam'da esastır. Çalışarak helal yollarla yapılabildiği gibi miras, nafaka, zekat, sadaka, hibe, vasiyet, ödül ve benzeri yollarla da mal elde edilebiliyor. Böyle mal edinmek de helal sayılıyor. İşçi ve işverenle ilgili de bazı tavsiyelerde bulunuyor. İşçiden işini gerektiği gibi yapması, kendisine emanet edilen eşyaları koruması, işvereni ve iş yerini zarara sokacak tutum ve davranışlarda bulunmamasını ister. İşverene ise işçinin ücretini emeğine göre belirlemesi, zamanında vermesi, iyi davranması, iş yerinin güvenliğini sağlaması, iş ehline vermesi gibi sorumluluklarda verir. Yine Peygamberimizin işçiye alnının teri kurumadan ücretini ödeyiniz. Bir işçi tutup çalıştırdıktan sonra ücretini vermeyen Allah'ı karşısında bulacaktır diyor. İslam dininde ekonomik haklar meşrudur. Yalnız savaş gibi, afetler gibi durumlarda özel mülkiyet, kamunun yararı söz konusu olduğunda bireye zarar vermeksizin de sınırlandırmayı da söz konusu ediyor. Evet, İslam dininde kardeşliği öne alan, bireyi öne alan bir yaklaşım tarzı vardır. Ve insanların birbirlerine yardım etmesini, birbirlerini koruyup kollamalarını tavsiye ediyor. İsraf etmemeyi kesinlikle emrediyor. İsrafın haram olduğunu söyleyerek malı ve nimetleri güzel bir şekilde kullanmamız gerektiğini de söylüyor. Evet, kişinin kazancını fakir fukara ile de paylaşmasını da öğütlüyor. Burada infak denilen bir kavram var. İnfak, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için kişinin kendi malından harcaması, ihtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunması demek. İnfak kavramı içerisinde zekat, sadaka gibi dini uygulamalar, ibadetlerde söz konusu. Allah'ın emanet olarak verdiği servetten infak edilmesi önemli ve Müslüman olmanın da bir gereği olarak ifade edilmektedir.